Futbolun şehirlerinde bu hafta Batman'dayız. Batman denince ilk akla gelen tabii ki petrol. Biz de şu anda zaten o petrolcüler için yapılan heykelin önündeyiz. Son 10 yılda çok büyük gelişim gösteren bir yer Batman. Şu anda şehir merkezine geldiğiniz zaman bu gelişimi çok net biçimde görebiliyorsunuz. Ve tabii ki Hasankeyf var burada. Hasankeyf eski yerinden yeni yerine taşındı. Şu anda düzenlemeler devam ediyor ama tüm güzelliğiyle bu programda Hasankeyf'i de izleyebileceksiniz. Ve Batman Petrol Spor. Bölgede futbol çok seviliyor. Futbol burada adeta halkın baş tacı ve Batman Petrol Spor ne durumda, hedefleri neler? Bu programda yine bunları bulabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi Batman'ın yerel lezzetleri, kültürel tarihi değerleri de futbolun şehirlerinde yer alıyor. Yine dop dolu bir program sizleri bekliyor. Batman'ı gezmeye hep birlikte başlayalım. Batman'da Malabadi Köprüsü'nün önündeyiz. Anadolu'daki en muhteşem köprülerden biri burası ve gerçekten taş işçiliğiyle, güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Arkeolog Özcan Çiçek yanımızda. Köprüyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Seyyahlar demiş ki burası için Ayasofya'nın kubbesini sığdırsanız o kemerin altından geçer diye. O kadar muhteşem bir yapı. Tarihçesiyle başlayalım isterseniz. Doğrudur. Köprümüz Artuklu dönemi köprüsü. 1147 yılında Timurtaş Bin İl Gazi tarafından inşa ettirilen bir köprümüz. 150 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde. Az önce söylediğiniz gibi Ayasofya'nın kubbesinin geçebileceği bir ihtişamda açıklığı bulunmakta. Bu açıklığın yüksekliği sudan 19 metre. Gerçi son dönemlerde suyun çekilmesiyle birlikte bu daha da uzadı. Doğudaki taş kemerli köprülerimizin en genişliğinde 38 metrelik bir açıklığı bulunmakta. Tamamen kesme taştan inşa edilen köprümüzün en önemli özelliği iki tane odacığın bulunması. İçerisindeki iki odacığı İpek yolu üzerinde bulunan köprümüzün kervanların burada dinlendiği, soluklandığı ya da güvenlik amacıyla sığındığı odacıklar bulunmakta. Evet. Aynı zamanda köprümüzün bir diğer özelliği de iki tane taç kapısının olması. Köprüler üzerinde taç kapı özelliği Anadolu'da çok azdır. Bu da çok nadir köprülerimizden bir tanesi. Güvenlik amacıyla istediklerinde İpek yolunu bu kapılarla kapatıp geçişi kapatabiliyorlarmış. Zaten ilk ihtişamının korunmasının nedenlerinden bir tanesi de dikkat ederseniz iki tane kaya, ana kayaya oturtulması depremlerden etkilenmesini önlemiştir. Şu anda Batman topraklarındayız. Karşı taraf hemen karşı tarafta Diyarbakır toprakları. Diyarbakır'la Batman sınırını oluşturan bir köprümüz. Peki adına şarkılar da yapılmış buranın. Doğrudur. O şarkıların yapılma sebebi? Malabadi aslında bir Badi aşireti var burada. Bado aşireti diyor. Mal da Kürtçe'de evhane demek. Yani Bado'nun yeri anlamında. Badi aşiretinin yeri anlamında. Malabadi oradan gelmekte. Malabadi köprüsü orada başladı bitti şu garibin öyküsü. Batman'daki en önemli kültürel değerlerden biri de Beşiri ilçesinin Ayrancı köyündeki Mor Kuryakos Manastırı. Burası milattan sonra 5. yüzyılda yapılmış. Bölgedeki en eski Süryani Manastırı olarak biliniyor.
özgün mimarisiyle dikkat çeken manastır şu an restorasyonda. Bu restorasyon sonunda daha da güzel bir görüntüye kavuşacak. Dediğimiz gibi bölgedeki en eski manastır aslında ve buradaki özellikle sekizgen kubbe daha sonra Mardin'deki Dayruzeferan Manastırı'nda da bir minyatür olarak uygulanmış. Burası bir örnek olmuş daha doğrusu oraya. Burası döneminin en önemli metropolitik merkezlerinden de biriymiş aynı zamanda. İçeriye girdiğiniz zaman ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Umarız restorasyondan sonra da buraya gelip gezmek isteyenler için gerçekten çok önemli bir nokta olacak Batman için. Batman Petrolspor deyince aklımıza başarı, hırs ve memleketimizin, Batman'ımızın en güzel bir şekilde tarih kokan bir takım olarak biliyoruz. Çünkü geçmişinden geleceğine doğru elbette ki güzel başarılar elde edilen bir takımımız vardır. Güzel yerlere güzel çalışmalar yapabilmesi için bizim de elimizden gelen bütün gayretlerimizi bir esnaf olarak elimizden gelen bütün çalışmaları yapmaktayız. Ve bu yıl en önemlisi, biz Petrolspor'umuzun en iyi başarıyla en iyi yerde görmek isteriz. En kötü ihtimal playoff'ta görmek isteriz yani. Bir an önce herkesin aşı olup maçlara gelmesini cani gönülden istiyoruz. Petrospor benim için ilk göz ağrımdır. Çünkü ben gözlerimi Batman Petrospor'da açtım. Daha küçüklüğümden beri Petrospor'da ve bu sene ben inanıyorum Petrospor bu sene ikinciliğe çıkacaktır. Batman Petrospor bu şehrin bir markasıdır. Tek profesyonel takımıdır. Yaklaşık 15 yıldan bu yana ikincilik hasreti çeken bir il takımıdır. Son yıllarda Sayın Valimizin büyük destekleriyle, maddi manevi büyük destekleriyle kendine hedef olarak ikinci ligi seçen bir takım. Gerek tesisleri, Avrupa'yı standartlardaki tesisleri, gerek stadı, gerek taraftar kitlesiyle şu anda bu ikinci ligi hak eden bir takım konumunda. Bu sezon başı Vali Bey'in verdiği destekle, büyük destekle yönetim de kolları sıvayarak potansiyeli geniş, güçlü bir kadro kurdu. Bu kadronun bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar eksikler olsa dahi bu birlik beraberliği sağladığımız takdirde inanıyorum ki Petrospor 15 sezondur hasretini çektiği üst lige, yani ikinci lige adım atacağını düşünüyorum. Buradan ben hem Batman halkına hem Batman taraftarlarına seslenmek istiyorum. Kendi sağlıkları için, halkın sağlığı için ve Petrospor'a çok daha büyük bir destek için hepsini aşıya davet ediyorum. Batman'da şehrin tam merkezinde Yılmaz Güney adına yapılan bir parkı da görüyoruz. Bu park buraya neden yapılmış? Burada 2004 yılında Yılmaz Güney adına bir sinema
yapılmış. Sonraki yıllarda yangın geçirmiş. Ondan sonra da buraya Yılmaz Güney'in anısına bu park yapılmış. Yılmaz Güney Türk sinemasının Çirkin Kralı. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi, tüm dünyada izlenen, bilinen bir film. Bunun yanı sıra tabii Türk sinemasına çok önemli eserler kazandırmış. Umut, Sürü, Duvar, Arkadaş gibi filmleri hala çok izleniyor ve seviliyor. Bu bölgede de çok sevilen birisi Yılmaz Güney. Onun için de adına işte böyle bir park yapılmış. Biz de burada bir kez daha Yılmaz Güney'i anmış olalım. Batman'da Sanat Sokağı'ndayız. Burası gerçekten son dönemde yapılmış güzel bir yer. Türk sinemasının en ünlü isimlerinin olduğu fotoğraflar var. Yine aynı şekilde sanatı betimleyen heykeller var, sahneler var. Ve Batmanların yine hoşça vakit geçirdikleri güzel bir nokta aslında. Burası eskiden atıl bir vaziyette dururken son dönemde yenilenmiş ve Sanat Sokağı haline getirilmiş. İyi ki de yapılmış. Şu anda hem çocukların hem gençlerin vakit geçirdiği bir yer haline gelmiş. Buraya geldiğiniz zaman Türk sanatının bugüne kadarki en usta isimlerini de görmeniz mümkün. Ne demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk? Sanat güzelliğin ifade biçimidir. Bu sözle olursa şiir, nameyle olursa musiki, resimle olursa ressamlık, oymayla olursa heykeltıraşlık ve binayla olursa da mimarlık olur demiş. Burası da işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği o söze çok uygun bir sokak. Batman'da Batman'ın yerel lezzetlerinin, yöresel lezzetlerinin tadına bakmaya geldik. Abdurrahman Balcı bizle birlikte. Hoş geldiniz memleketimize. Sağ olun, Batman'ımıza hoş geldiniz. Şimdi soyadından başlayalım. Balcı deyince evet. Hemen bu bal önümüzde, evet, onunla başlayalım. Bu özel bir bal. Bu özel bal. Bizim burada ilçemiz var. Sason ilçesi dağlarda, Muş'la şey arasında bu dağlarda yetişen karakovan balımız yani. Katkısız. Evet. Direkt katkısız. Bal kendi arısı kendisini yapıyor. Çiçeğe gittikten sonra direkt kovanına giriyor. Kovanına gittikten sonra hem peteğini kendisi yapıyor hem balını da kendisi yapıyor. Şifa niyetine iniyormuş galiba. Kesinlikle. Hastalar yiyor. Tabii tabii. Hasta olmayan zaten yiyemez bunu. Öyle mi? Tabii tabii. Hasta muhakkak bir şifası vardır yani Allah'ın izniyle. Türkiye'de tanınan ballardan mı? Kesinlikle. Bizim bu bölgenin en iyi tanınan ballarından bizim Sason balı. Fıstığa geleceğiz ama Batman fıstığına. Burada başka bir ürün var. Bunun adı ne? Bizim de burada yetişen karpuz çekirdeğimiz. Karpuz çekirdeği. Bu karpuz çekirdeği. Ama bu karpuz çekirdeği dediğimiz yani insanların yiyip de attığı, ağızlarından attığı çekirdeği gidiyor. Bunun için özel karpuz çekirdeğimiz var. Karpuzumuz var. Yani evlerde tabii, falan bu. Tabii tabii bazbayağı yediğimiz. Çerez niyetiyle yenilen karpuz çekirdeğimiz. Allah Allah. Bunu mesela ilk defa görüyorum ben. Yani evet. Daha önce hiçbir yerde evet. Görmedim. Doğrudur. Bu değişik bir ürün ve tabii ki fıstık. Evet yani evet. Fıstık dediğimiz zaman. Fıstık da Batman bizim. Batman fıstığı. Evet bizim Batman fıstığı. Hmm. Bizim Antep fıstığıyla dediğimiz yağ oranı çok düşük. Bu mesela baklavalara gitmiyor. Hmm. Bunu yediğiniz zaman Antep fıstığından 100-200 gram sıkıntı olur. Ama bundan 1 kilo yeseniz rahatsız olmazsınız. 1 kilo olur yani. Şimdi kesinlikle olur. Yok kesinlikle olur. Yağ oranından rahatsız olmazsınız. Tamam yani siz gidip yani, 1 kilo yemeyin de. Evet. Ama yine de hafif bir fıstık olduğunu ben az önce tadına baktım. Evet. Söyleyebilirim ve son olarak futbolu soracağım. Batman Petrolspor 3. ligde. Takımla ilgili ne söylemek isterim? Ak çektirdiğimiz bir olay. Ben de Petrospor'un altyapısında yetiştiğim 20 senemi gençliğimi verdim. Yani bir üst lige, birinciliğe çıkmak çok çok istiyoruz. Yani biz de esnaf olarak elimizden gelen bütün desteği veririz yani. 15 senemizi altyapıya verdik. Peki. Sağ olsun yöneticilerimiz, şeylerimiz ellerinden gelen şey yapıyorlar. Bazen maddi imkansızlıklardan dolayı şey yapabiliyorlar. Fazla gidemiyorlar yerlere. Şehirde nasıl futbol sevilir mi? Seviliyor. Yani 600 bin nüfus, 600-650 bin.
Maçlara yani birinci gidiyor lig. Mu? Tabii tabii gidiliyor. Pandemiden dolayı bu arada gevşeklik ama gidiyor. İnsanlar seviyor. Nerede? Hayalinizde nerede görmek istersiniz Batman Petrospor'u? Bir süperlik. Gün bir hayal kursanız. Süperlik. Süperlik. Kesinlikle. Olur mu peki? Allah'ın izniyle olacak. Batman valisi Sayın Hulusi Şahin'in yanındayız. Batman'da futbolu, sporu ve tabii ki Batman'ı konuşacağız kendisiyle. Öncelikle Batman'la başlayalım isterseniz. Batman genç bir şehir. 1940'lı yıllarda ilk petrol bu bölgede bulunduktan sonra 17 haneli bir köyden çok hızlı bir şekilde önce ilçeye sonra da 1990'da il oluyor. Şehir merkezi itibariyle 450 bin, toplam 620 bin nüfusuyla hem sanayide, hem tarımda, hem ticarette bölgenin merkezi konumunda bir şehir. Bir de tabii tarihi güzellikler de var burada. Hasankeyf özellikle. Evet, Batman Hasankeyf'i. Türkiye'nin gözü burada. Doğru. Hasankeyf'e ev sahipliği yapıyor. Çünkü burası Dicle Vadisi. Dicle Nehri, Fırat'la beraber eski dünyanın iki çok önemli nehri. Bu iki nehir işte kutsal kitaplarda da ismi geçen tarihin başladığı yer. Doğru. Yazının başladığı yer. Tarımın icat edildiği yer. Bu bölgeler. Hasankeyf de burada önemli merkezlerden bir tanesi. 12 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Spora gelelim. İnsanların, halkın spor yapabilmesi için ne gibi imkanlar sunabiliyorsunuz? Bisiklet yolu da ben gördüm şehrin merkezinde. Doğru. Bisiklet yolumuz var. Şimdi onu 7 kilometre daha uzatmak için projemizi hazırladık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Kabul edildi. Tabii bu da trafiği biraz olsun belki de azaltacak bir önlem olacak. Bu yatırımlar, bu imkanlar sağlanınca da biraz sporda da başarı geliyor aslında. Son dönemde de buradan çıkan başarılı sporcular var. Binlerce lisanslı öğrencimiz, çocuklarımız, sporcularımız var. Yüzme, güreş, efendim takım sporları, voleybol, basketbol, aklınıza ne gelirse. Bir de madalya tenis gelmiş galiba değil mi son dönem? Birkaç tane madalyamız var. Yürümede mesela Ruken kızımız dünya ikincisi oldu. Evet. Paralimpik olimpiyatlarda Recep kardeşimiz judoda üçüncü oldu. Bizim çok sayıda milli sporcumuz da var. Batman Petrol Spor'a gelelim o zaman. Üçüncü ligde şu anda. Sizin de destekleriniz var takıma. Batman Petrol Spor'un hedefi kısa vadede, uzun vadede nasıl değerlendirirsiniz? Burada kimle konuşsanız sokakta 50 yaşlarında, 50 yaşın üstündeki insanlar Petrol Spor'la ilgili anılarını anlatırlar. Petrol Spor döneminin güçlü bir takımı, döneminin büyük futbolcular yetiştirmiş bir futbolcu okulu. Son yıllarda özellikle Türkiye Petrolleri'nin çekilmesinden sonra anonim şirket olarak konumlanmasından sonra sarsıntılar geçirmiş. Ciddi borçlar var. Bu borçların vermiş olduğu problemlerle beraber yönetim istifa etti. Evet. Ve yeni bir oluşum ihtiyacı oldu. Bizler de destek olduk. Geçen yıl yine kümede kaldık. Ama bu yıl iyi bir takım kurduk. Yine desteklerini paydaşlarımız bize sunuyorlar. Ümidimiz bu sene en azından playofflara, mümkünse şampiyonluğa oynamak. Peki Batman Petrolspor için hayalinizde neresi var? Batman her şeyde zirveye oynayan, zirveyi hak eden bir şehir. Şu andaki hedefimiz elbette ki ikincilik. Ondan sonrasını bakacağız. Hocam Batman Petrolspor şehrimizin profesyonel ligdeki tek takımı. 3. ligde mücadele ediyoruz. Yaklaşık bir 17 yıldır 3. ligde mücadele etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin
profesyonel olan takımının tek bir taraftar grubu var. O da Yarasalar Taraftar Grubu. Tek çatı altında Batman halkı olarak her zaman takımımızı desteklemek adına elimizden gelenin fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz her sene şampiyonluk oluyor. Her sene bir kupa hayali oluyor ama elde olmayan sebeplerden dolayı ya sezona güzel başlayıp sezon sonunda kötü gidiyoruz ya da kötü başlayıp iyi bir ivme yakalıyoruz ama yetişemiyoruz gibisinden sıkıntılar çıkıyor sürekli. Bugün baktığımız zaman Batman'da Petrolspor dışında üç büyükleri destekleyen birçok kardeşimiz, birçok halkımız mevcut. Bizim tek amacımız her zaman bugün baktığımız zaman futbolun en gelişmiş ligi dediğimizde aklımızda Premier Lig gelir, İngiltere gelir. Bunun sebebi orada Doncaster'da doğan birine siz Liverpool'u veya Manchester City'yi sevdiremiyorsunuz. Aynı zamanda Chester'da doğan birine Manchester United'ı tutturamıyorsunuz, sevdiremiyorsunuz. Bizim de gayemiz bu. Batman'da doğduk. Elimizi vicdanımıza koyduk her zaman. Şehrimizin takımına destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da bizden sonraki nesile bunu aşılamaya çalışacağız. İnşallah takımı iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Arma benim için memleketi ifade ediyor. Benim için doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, yıllarca sokaklarında koştuğum, sokaklarında ilk aşık olduğum, okula ilk gittiğim yer veya hayatta her zaman ilkleri yaşadığım bana memleketi bir ifade ediyor. Hani buradan 1600 kilometre uzaktaki bir Arma'ya bağlanmak benim için hiçbir zaman mantıklı olmadı. Çünkü hiçbir zaman onun topraklarında bir şey yaşamadım. Sadece uzaktan bir şeye bağlanmak hiçbir zaman mantıklı gelmediği için bana. O yüzden her zaman buradakine bağlanma, buradakine sempati duyma, bu şekilde Arma bana bunu ifade ediyor. Mesela Petrolspor benim için çocukluk aşkımdır. Kaç 14 senelik bir tribün hayatım vardır. Hayatımızı Petrolspor'a göre yaşayıp Petrolspor'a göre hareket ediyoruz. Mesela galibiyet aldığımız zaman o hafta pazartesi işe gittiğimizde mutlu olabiliyoruz. Ama bir mağlup olduğumuzda her aklımıza geldiğinde o anı hayatın her anında yaşayabiliyoruz. 26 yıllık bir hasretimiz var, şampiyonluk hasretimiz var. Yıllardır bekliyoruz. Her sene bir nedenden dolayı bazen oluyor bazen olmuyor. 3 sefer playoff'a kaldık, çıkamadık. Bu sene umutlarımız var. Sayın Vali Hudusi Şahin'in de destekleriyle bu sene Allah'ın izniyle çıkmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Daha üst liglerde Petrolspor'umuzu görmek istiyoruz. Yarasalar Taraftar Grubu olarak 2006 yılından beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yıllardır batıdaki takımlarla çok dostane ilişkilere sahip olduk. Örneğin Bodrum Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Bayburtspor. Bunlar her zaman kardeş olduğumuz takımlar oldu. Biz Fair Play ödülü almış bir taraftar grubuyuz. Sezon boyunca hiçbir şekilde küfür etmeden, tek bir ceza almadan. Üçüncü ligde ilk koreografi yapan 3 boyutlu taraftar grubuyuz. Ve bu koreografimizde yine küfre ilgili düşüncelerimizi beyan ettik. Küfrün yüreğimizde bir yara olduğunu belirten pankart çalışmalarımız oldu. Öncelikle Petrolspor bizim için birçok şey ifade ediyor. Bunu bir iki cümleye sığdırmak mümkün değildir. Biz çocukluğumuzdan beri Batman tribünlerinde büyüdük. Petrolspor sevgisini tattık. İstanbul takımlarında uzak kaldık. Kulübümüzün arkasındayız her zaman. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. Tüm şehrimizi de buna destek olmaya davet ediyoruz. Umarım Petrolspor'u da daha yerlerde görürüz. Emeklerimiz boşa çıkmaz, onların emekleri boşa çıkmaz. Teşekkür ediyorum. Uzak oldu mutluluklar, şampiyonluk kupalar. Kavgamız sürüyor duysun düşmanlar, sönmeyen bir umudumuz var. Yarasa! Bize uzak oldu mutluluklar, şampiyonluk kupalar. Kavgamız sürüyor duysun düşmanlar, sönmeyen bir umudumuz var. Yarasa!
Batman Petrolspor Başkanı Abdülvahap Akbaş'la birlikteyiz. Yeni stadyumda bu röportajı yapıyoruz. Ve gördük ki gerçekten çok güzel bir stat burası. Ve yeni bir proje olduğu için de gerçekten bu özelliği de dikkat çekiyor. Öncelikle statla başlayalım. Kaç yıllık ve şu anda taraftarlar nasıl ilgi gösteriyor maçlara? Stadımız yani 2017 yılında yapıldı. Daha önce şehir içinde kaldı eski stadımız. 4 yıldan beri maçlarımız burada oynanıyor. Gerçekten çok güzel, yani son derece mükemmel bir stad yapıldı. 15 bin kişilik bir stadımız var. Yani hem şehrin kenarında hem çevre yolu üzerinde gelen rakipler de çok rahat stada gelebiliyor. Peki Batman'da futbola olan ilgi nasıl? Öncelikle onu sorayım. Yani şimdi, halk futbolu seviyor mu, ilgi gösteriyor mu? Gerçekten Batman 600 bin, 20 bin nüfusu olan merkezde 450 bin nüfusu olan bir şehir. Genç bir nüfusa sahibiz. Yani nüfusumuzun %25'i genç ve futbola gerçekten müthiş bir istekleri var. Batman Petrospor'da yıllar öncesinden birinciliklere, ikinciliklere bir sürü futbolcu yetiştirilmiş. Şu anda Batman Petrospor'un altyapısında yani güreş ve atletizmde milli takıma giden futbolcularımız var. Altın madalya alan futbolcularımız var. Gerçekten genç bir nüfus var ve çok arzulu, istekli. Evet. Bizler de bu gençliğe böyle bu zemini hazırlamak, onlara katkı sağlamak için var gücümüzle, işte yönetimimizle. 2 yıl öncesinde bu kulüp kötü bir dönem geçirdi, biraz sıkıntılar vardı. Ama sağ olsun Sayın Valimiz Hulusi Şahin Bey, Batman'ımıza gerçekten çok büyük hizmetler olmuştur. Bu kulübe de çok büyük katkılar sağlamıştır. Zaten kulübü bugün eğer açıksa da, yani bu gençliğin bu sporlarda başarılı olması için de Sayın Valimizin çok büyük katkıları var. Peki hedefi nedir Batman Petrolspor'un? Şu an 3. ligdesiniz. Daha üst ligleri hedefliyor musunuz? Muhakkak. Ben geçmişte bu kulübün yöneticiyken de yani biz bunu ikinciliğe de taşıdık. Hatta Antalya'da biz bir birincilik kapısından da döndük. Bu sene iyi bir kadro kurduk. İyi bir teknik direktörümüz var. Yani iyi çalışmalar devam ediyor. Taraftarımızla, yani genel taraftarımızla, yönetimimizle bu işe inanmışız. İnşallah yani bu kulübü bu sene yani playoff şampiyonluk içinde tutmaya çalışacağız inşallah. Yani bütün mücadelemiz o yönde. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Zafer Hızarcı ile birlikteyiz. Takımın hedeflerini ve Batman'daki futbola olan ilgiyi onunla konuşacağız. Öncelikle başarılar diyelim bu çok sezon için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle şunu sorayım. Batman'da futbola olan ilgi nasıl? Maçlarınız nasıl geçiyor? Ben de ilk şehre geldiğim zamanki insanların karşılaması ve futbola olan ilgileri çok büyük. O yüzden takımlarını da çok destekliyorlar ve ilgili bir şekilde müsabakaya da geliyorlar. Ve takımlarının üstüne çıkabilmesi için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Yani programın ismiyle ilgili bağlantı yapayım. Bir futbol şehri mi Batman? Kesinlikle. Yani bir futbol şehri ve şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki o top denilen şey çok önemli bir nesne. Aslında insanları kötü alışkanlıklarından hiç tanımadığınız bir insanla bir golde yan yana gelip sarılabiliyorsunuz. O iletişimi meydana getiriyor. Bu da Batman için çok önemli bir değer ve çok büyük bir katkısı var. Peki sezona gelelim. Hedefler nedir bu sezon için? Biz Sayın Valimiz ve Sayın Başkanımız yönetim kurumumuzla beraber iyi bir kadro kurduk. Bu kadroyu da bir arada oynama pratiğini geliştirmeye çalışıyoruz. Lig uzun bir süreç, 34 haftalık bir süreç. Bu süreci doğru yönetip doğru kararlar verirsek istediğimiz hedef, bir üst lige çıkma hedefini yakalayacağımıza inanıyorum. Altyapıdan var mı oyuncu? Var, altyapıdan da oyuncularımız var. Hatta çok üzerinde durduğumuz oyuncumuz da var. İsim vermek istemiyorum ama futbolun en önemli etkenlerinden biri biliyorsunuz hız. Müthiş bir hızı var ve hızda da devamlılığı var. Tabii ki bunun yanında temel eğitimde çok büyük eksiklikler var. Eğer o temel eğitimdeki eksiklikleri düzeltebilirsek, yani neden olmasın, daha üst liglerde oynayabilecek bir kapasitede. Peki son olarak şunu sorayım. Batman Petrolspor hangi lige kadar çıkabilir? Hem tesisleri, hem stadı, hem buradaki futbol ortamını göz önüne aldığınızda sizce hayal neresi olmalı Batman Petrolspor? Bence şu an tabii ki bir üst lig ama Batman Petrol, Batman şehri PTT'yi de Süper Lig'de çok kolay kaldırabilecek imkanlara ve şartlara sahip.
Batman Petrospor köklü bir kulüp. Hedefleri olan bir kulüp. Bu sene de güzel bir oluşumla şampiyonlar bir takım kuruldu. Güzel bir ekip oluşturuldu. İnşallah hani takım şu anda çok yeni. 17-18 kişi yeni arkadaşlarımız katıldı aramıza. Uyum içerisindeyiz. Daha güzel uyum yakalamaya çalışıyoruz. Sonuçlara da yansıtmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. İnşallah bu sene hedeflediğimiz şampiyonluğa hep beraber oluşturacağız. Batman bana göre kesinlikle futbol şehri. Ben çoğu kulüplerde oynadım. Taraftarı olan kulüplerle de oynadım. Ama Batman şu anda taraftarıyla şu anda bütünleşmiş durumda şehir. Futbolu çok seviyor. Hani başarıyı onlar futbolculardan daha çok yakalamak istiyor. Hani senelerdir mesela burası ikincilik görmemiş. Onlar da şu anda bizden daha çok istekliler. Hani Batman Petrospor'un ikinciliğe çıkmasını bizden daha çok istiyorlar diyebilirim. Bana göre şu anda stadıyla, şehirdeki ortamla, taraftarıyla şu anda bana göre rahatlıkla TFF 1. Ligi kaldırabilecek kapasitede. Benim burada 3 sene oynadım ben. Hep devre arası geldim. Her geldiğimde de başarılı maçlar çıkardım ama içeride oynadığımız Darıca Gençler Birliği maçı bana göre güzeldi. Hani güzel bir performans sergilemiştim. Batman'a geldiğimizde burada ne yenir diye sorduk. Ne yenmez ki dediler. Gerçekten de muhteşem bir sofra var. Şef Ersin Karataban yanımızda ve bize bu sofradaki ürünleri anlatacak. Gerçekten insanın öncelikle gözü doyuyor şunu görünce. Öncelikle Batman'ımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi aramızdan görmekten gerçekten mutlu duyduk. Çok sağ ol. Şununla başlayalım çünkü burada galiba pek çok yerel, yöresel lezzeti aynı tabakta sunabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bu tabak bizim aşçı tabağı. Aynı zamanda Batman tabağı dediğimiz bir tabak. Mevcut yemeklerden karışık yapıyoruz. Yani içinde şöyle güvecimiz var. Batman'ın çok sevdiği bir yemektir bu ayrıca. Tırşık de diyorlar aynı zamanda. Şöyle kavurmamız var %100 dana etinden. Bu tabağın içeriği aynı zamanda çoğu zaman değişebiliyor. Yani tezgahtaki ürünlerden yani bir bayağı mesela ürün çıkarıyoruz. Bunların içeriği falan değişebiliyor tabii. Çok tercih edilen bir ürün ama. Çok tercih ediliyor. Yani bazen batı tarafından gelen çok misafirimiz özellikle bu tabağı tercih ediyorlar. Şu perde pilavıyla incik. Evet. Şöyle aslında bu perde pilav Siirt'ten çıkma bir üründür. Biz bunun etli versiyonunu yaptık. Hı. Dışı hamurlu, kendi ekmeği. İçinde de badem, çam fıstığı, kuş üzümünden oluşuyor. Ve yine kuzu etinden o da. Şöyle kuzu inciğimiz var. Patlıcan yatağında incik diyoruz biz ona da. O da yine %100 kuzu etinden. Dibinde ezme patlıcanı var. Közlenmiş ezme patlıcan. Üstünde de beşamel sos ve kaşarıyla. Peki kebaplara gelecek olursak? Şöyle üstad kebabımız. Kebabımızı biz hem dana hem kuzu etinden karışık yapıyoruz. Üstünde de dövülmüş kuzu eti var. Yani aslında kebabın üstüne et sarılarak. Aynen sarılarak yapılan bir ürün. O da çok tercih edilen bir ürünümüz. Hemen burada yine karışık bir tabak. Şöyle vali kebabımız var. Bu da bizim bütün kebap ürünlerimizden karışık olan bir tabak. Peki futbola gelecek olursak Batman Petrolspor var 3. ligde. Evet. Nasıl Batman Petrolspor'la ilgili desteğiniz var mı? Neler söylersiniz? Ya Batman Petrol taraftarlı olarak önce bize görev düşüyor bence. Yani bizim desteğimiz olduğu sürece onlar var olurlar. Hani biz desteğimizi arkalarından esirgemeyelim. Ben buradan Batman halkına da sesleniyorum. Yani taraftarlar özellikle maçlarına gitsinler, desteklesinler. Daha iyi yerlere geleceklerdir. Nerede olmasını istersiniz? Önceliğimiz 1. lig, ondan sonra Süper Lig. Tabii sonra da Avrupa kupaları inşallah. Şu an biraz uzak görünüyor ama onları da görürüz inşallah takımımıza desteğimizi verdiğimiz sürece. Peki, destekten bahsetmişken buradan bir söz alalım mı sizden? Eğer bu sezon şampiyon olurlarsa, bir üst lige çıkarlarsa burada ne yaparsınız? Kesinlikle öyle bir söz veriyorum yani inşallah çıkarlar. O akşam da burada büyük bir ziyafet de verebiliriz yani. Thank you.
Hasankeyf'teyiz. Zeynel Bey Türbesi'nin önündeyiz şu anda. Akkoyunlara ait bir türbe bu. Çok kısa bir süre hüküm sürdüler burada Akkoyunlar. Ve Akkoyunlar döneminde yapıldı bu türbede. Uzun Hasan Otlukbeli Savaşı'nda oğlu şehit oluyor ve oğlu Zeynel Bey'in adına bu türbeyi burada yaptırıyor. Türbeye baktığımız zaman aslında mimari özellikler açısından hem Türkistan hem de Azerbaycan mimarisinin özelliklerini taşıyor. Oradaki yapılara biraz da benziyor. Tuğla örülü duvarlarıyla ve dışındaki sırlarıyla, renkleriyle dikkat çeken bir yapı artık yeni yerinde çok da güzel bir şekilde buraya taşınmış durumda. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk'le birlikteyiz. Evet. Öncelikle Hasankeyf'teki bu büyük değişimi kendisiyle konuşacağız. Sonra biraz da futbol üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle Hasankeyf'in bu değişimiyle başlayalım isterseniz. Zaten yıllardır bilinen, ziyaret edilen, herkesin çok beğendiği bir lokasyon. Ama son dönemde de bazı değişimler yaşanmış. Evet, şöyle başlayalım isterseniz. Tabii çok öncelere dayanan bir tarihin içerisindeyiz şu anda. 12 yıl öncesine dayanan bir tarih var burada. Birçok medeniyetin izlerinin içerisinde yer almış olduğu bölgedeyiz, Hasankeyf'teyiz. Tabii büyük bir dönüşüm ve değişimi gerçekleştiriyor. Birkaç yıl önce birçok tarihi eser özüne dokunulmaksızın yeni yerlerine taşındı Hasankeyf'te. Onlardan bir tanesi de arkamızda bulunan Zeynel Bey Türbesi. Belki de en yeni eser diyebileceğimiz eser burada 473 yıllık, yani 500 yıllık, 600 yıllık eserler mevcut. Tabii bunlara hiçbir şekilde zarar görmeden yeni yerlerine taşındı. Peki bu taşınmayla ilgili de dünyada en büyük ölçekli bu tip taşınma diye duydum ben, doğru mu? Dünyanın en yeni teknolojilerinin olmuş olduğu Türkiye'deki ilk taşıma operasyonu burası diyebiliriz. Hakikaten tek tek taşlar söküldü. Tek tek arkeopark dediğimiz alana tek tek montajı yapıldı. Şimdi artık oranın çevre düzenlemesi kaldı. Orası da ihalesi yapıldı. Ve futbola gelelim. Tabii futbolu da sormadan olmaz. Siz de biliyorum ki çok iyi bir futbol izleyicisiniz. Evet. Bölgede futbol seviliyor mu? Tabii ki de Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi futbol burada da seviliyor. Birçok genç burada futbolla meşgul. Amatör takımları da mevcut. Tabii Batman deyince akla Batman Petrol Spor geliyor. Tabii geçmişte büyük başarılara imza atmış. Şu an inşallah benim bu yılda göstereceğim performansla birlikte geçmiş yıllardaki başarısını yakalayacağını umut ediyoruz biz. Hasankeyf Müzesi'ndeyiz. Burada çok eski döneme, neolitik döneme ait eserler de yer alıyor. Günümüzden 12 bin yıl önce yaşamış insanların hayatı burada gözler önüne seriliyor. 12 bin yıl önce dile kolay, taş devrinden yavaş yavaş yerleşik hayata geçmiş olan insanoğlu evrenini nasıl yapmış, o köyleri nasıl kurmuş, bütün bunların burada canlandırmalı maketleri var ve o maketler gerçekten çok güzel, gerçekçi bir şekilde yapılmış. Hatta çok fazla yaklaştığınızda biraz da sizi ürkütüyor. O dönem insanoğlu bu bölgede, yani Dicle'nin havzasında yaşamış. Mezopotamya zaten uygarlığın beşiği olarak kabul ediliyor, biliyorsunuz. Ve yaşadığı yerdeki höyüklerden çıkartılan eserler burada Hasankeyf Müzesi'nde sergileniyor. En dikkat çekici özellik evlerin içine ölülerini gömmeleri.
Hasankeyf Müzesi'nde El Cezeri'nin eserlerinin olduğu bölümdeyiz. Kim El Cezeri? İslam'ın altın çağında Artuklu Sarayı'nda yaşamış bir baş mühendis. Hayatı boyunca pek çok düzeneye ve icada imza atmış ve mühendislik bilimine daha o dönemden çok önemli katkılar sağlamış birisi. Kitabül Hiyel eseri ile gerçekten çok büyük kitlelere ulaşmış. Pek çok eseri var dedik, pek çok icadı var dedik. Bunların maketleri burada sergileniyor. Mesela saray tipi kanalma teknesi, maymunlu mum saati, su pompası, dörtlü kilit mekanizması, müzisyenli su saati, pek çok icadından bazıları sadece. Bakıyoruz da bu kadar eski bir dönemde bu kadar icadın çıkması onun ne kadar ileri görüşlü biri olduğunu da bir kez daha bize gösteriyor. Eski Hasankeyf'teyiz. Daha doğrusu eski Hasankeyf'in üstündeyiz. Çünkü Ilısu Barajı'nın yapılmasından sonra bu ilçe tamamen suların altında kaldı. Biz de şu anda eski ilçenin bulunduğu yerde suyun üstünde bir teknedeyiz. Burası yerleşim olarak tamamen artık karşıya taşındı. Buradaki evler tamamen boşaltıldı. Bir kısmı suların altında, bir kısmı ise arkada gözüküyor. Biraz daha arkada, diğer tarafta, sağ tarafında benim eski kaya evler gözüküyor. Orta Çağ'da o dönemde burada yaşanmış ve ondan kalan kalıntılar da şu anda arka planda gözüküyor. Yeni Hasankeyf yapıldı. Burası tamamen suların altında ama burada da gezilecek, görülecek hala çok şey var. Onlardan biri, belki de en önemlisi de Hasankeyf Kalesi. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen'le birlikteyiz. Siz çok uzun süredir burada belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Buranın bütün değişimini, gelişimini yakından takip ediyorsunuz ve onda da payınız var. Öncelikle bu değişimle, gelişimle başlayalım. Nereden nereye geldi Hasankeyf? Tabii ki Ilısu Barajı GAP projesiyle programlanan, 1954'ten bu yana süre gelen bir proje. Dicle Havzası'nın büyük bir bölümünü baraj bittikten sonra göl havzası içine aldı. Bu proje 1980'de bitti. 2006 yılında temeli atıldı. Ve 2019 yılında da yapılan yeni yerleşime geçerek bir süreç yaşadık. Tabii ki şu anda tekneyle su üstünde seyahat edebiliyoruz. Tabii ki Hasankeyf'te özellikle en önemli yerleşimlerimizden bir tanesi de Yukarı Kale, Yukarı Şehir dediğimiz yer. Arkadaşlar. Şu anda evet o Roma'nın en görkemli kalelerinden bir tanesidir ki Pers-Roma mücadelesi içinde Roma'nın batı sınırını sağlama almak için yaptığı bir garnizon kaledir. O hiçbir şekilde zarar görmeden kaldığı için bizim kültür turizmi anlamında çok büyük oranda bir pazarımız var. Yani insanlık mirası adı altına. Yeni yerleşimde özellikle mimarimiz yatay olduğu için güzel bir şehirleşme de yapılıyor. O gelişecek projelerle inşallah Hasankeyf geri kalan kültürel değerlerin korunması, arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmasıyla birlikte iyi bir turizm altyapısı Hasankeyf'i Türkiye'nin sahili ilçelerinden bir tanesi haline getirecek. Evet, mutlaka burası turizmin en önemli merkezlerinden biri olacak. Bu zaten buraya geldiğiniz zaman belli oluyor. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol.
Hasankeyf'te kalenin içerisindeyiz. Kale dediğime bakmayın, aslında burası tam anlamıyla bir şehir. Artuklular döneminden kalmış. Pek çok medeniyet burada yaşamış. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buradaki kaya şehirde yakın zamana kadar pek çok kişi oturmuş aslında. Kalenin içerisinde pek çok yapı var. Büyük saray, küçük saray, ulu cami. Bunun yanı sıra evlerin olduğu bölüm, sokaklar. Hepsi çok iyi konumlu şekilde günümüze kadar ulaşmış durumda. Buraya çıktığınızda, tepeye çıktığınız zaman arkada zaten şehri, sokakları, kaya evleri görebiliyorsunuz. Hemen ilk bölümde küçük saray var, ikinci bölümde büyük saray yer alıyor. Biraz daha yürüdüğünüz zaman camiyi görebiliyorsunuz. Ve günümüzde en çok ziyaret edilen bölge Hasankeyf'te burası. Gerçekten de gün batımında çıkarsanız da çok güzel, keyifli bir manzara sizleri bekliyor. Hasankeyf'te kalede küçük sarayın önündeyiz şu anda. Küçük saray büyük sarayın hemen altında, nehir kıyısında, o zamanki nehir kıyısında yapılmış bir saray. Artuklular 1328 yılında burayı yapmışlar. Yaklaşık bir yılda da bitmiş. Boyut olarak ufak çünkü. Burasını bir teras gibi düşünebiliriz. Gelen konuklarını, misafirlerini burada ağırlayıp Dicle Nehri'nin güzelliklerini onlara gösteriyormuş Artuklular. Aslında burada çok önemli bir detay var. Çok da güzel bir detay. Anadolu'da pek fazla örneğini görmediğimiz bir detay. Pencerenin üstünde iki aslan kabartması var. Aslanların kuyrukları da ejderha şeklinde. Ben daha önce hiçbir örneğini görmedim. Pek çok yapıyı gezdik. Aslan biliyorsunuz karadaki gücü, kartal havadaki gücü temsil eder. Bu aslanları da buraya koyarak aslında buraya gelen konuklarına ne kadar güçlü olduklarını belki ispat etmek istemiş Artuklular. Futbolun şehirlerinde bu hafta Batman'daydık. Batman'da, Hasankeyf'te programımızı bitiriyoruz. Hasankeyf'in doyumsuz güzelliğini gün batımında ekranlarınıza getiriyoruz. Batman'da gerçekten çok güzel, keyifli iki gün geçirdik. Buranın kültürel ve tarihi güzelliklerini sizlere tanıtmaya çalıştık. Aynı zamanda Batman Petrol Spor ne durumda, neler yapıyorlar, hedefleri ne, bölgede futbol seviliyor mu? Tüm bunları sizler için öğrenmeye çalıştık. Hasankeyf. Gerçekten de geldiğiniz zaman, gördüğünüz zaman buradaki güzellik karşısında büyüleniyorsunuz. Biz de büyülendik zaten ve Türkiye'nin coğrafyasında ne kadar güzel yerler olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Biz bu programı Anadolu'nun her yerinde, her köşesinde yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta futbolun şehirlerinde bakalım nerede olacağız. Hoşça kalın. Kalmışım bülbül gibi daldan dala, konmuşam ey, konmuşam ey. Ana